Boyle yasasından ve ideal gaz denklemindeki PV'nin ortaya çıkışıyla sonuçlanan deneylerden bahsettik. Şimdi de V eşittir T kısmının var olmasını sağlayan deneyden söz etmek istiyorum. Robert Boyle'dan yaklaşık 100 yıl sonra Jacques Charley adında Fransız bir fizikçi ortaya çıktı. İsminin telaffuzuna bakmasaydı muhtemelen Jacques Charles diye telaffuz edebilirdim. Ama doğrusu Jacques Charley. Bu Fransız fizikçi de gaz deneyleri yapmayı seviyordu. Bu arada kendisi sıcak bir hava balonunu hidrojen gazıyla doldurup tek başına uçan ilk insandır. Jacques, gaz ve sıcaklık üstüne yaptığı deneyler sonucunda şunu keşfetti. Bir gazı kapalı bir kaba koyarsak, bu kabın tepesinde bir piston olsun mesela. Bu silindirik bir kabın içinde yukarı aşağı gidip gelebilen bir piston. Şimdi kabın içini gazla dolduruyoruz yeşil bir gaz olsun. Bu piston sürekli bir basınç altında. Çünkü atmosfer pistonun tepesinden aşağı doğru bastırıyor. Pistonu yukarı doğru iten gaz basıncı ise atmosfer basıncını dengeliyor. Ama parçacık sayısı ve basınç sabitken bu kabı ısıttığımızda evet bu ateş kaba ısı aktarıyor olsun. Kabın içindeki gazın hacmi artacaktır. Şu an kaba ısı uygulandıktan sonraki durumu çiziyorum. Bakın Parçacık sayısı değişmediği halde gaz artık daha büyük hacim kaplıyor. Dikkat edin, hala 6 tane yeşil gaz parçacığımız var. İşte kaba ısı uygulandıktan sonra pistonun yeni konumu bu olacak. Yani bir gaz sistemini ısıttığımızda gazın hacmi artıyor. Hatta şöyle diyelim, hacim doğrudan sıcaklıkla birlikte artıyor. Gazın hacmi sıcaklıktaki artışla doğru orantılı olarak büyüyor. Sanıyorum bunu bazı gazların hacimlerinin sıcaklıkla artışını gösteren bir grafikle daha iyi açıklayabiliriz. Bu grafik 4 farklı gazın sıcaklıkla birlikte artan hacimlerini gösteriyor. Bu pembe gaz, helyum. Bakın, 300 santigrat derece sıcaklıkta bu helyum gazı yaklaşık 5 litre civarı hacim kaplıyormuş. Sıcaklık azaldığında ise hacim de doğru orantılı olarak küçülüyor. Bakın. Bu düz çizgiyi takip ettiğimizde 0 santigrat derecede helyum hacminin 3 litreden biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Gelelim bu yeşil gaza. Bu da metan gazı olsa gerek. Burada da aynı şey geçerli. Sıcaklık yükseldikçe metanın kapladığı hacim de doğru orantılı olarak artıyor. Mavi çizgi su buharını simgeliyor. Gaz halindeki suyu yani. Sarı çizgi ise hidrojen gazına ait. Gazlar farklı ama oluşturdukları grafik hep düz bir çizgi şeklinde. Bu grafiklerin denklemlerini eğim-kesişim formunda ifade etmek istersek y eşittir mx artı b gibi bir denklem elde ederiz. Bu terimlerin yerine grafikte kullandığımız terimleri yazalım. Y eksenimiz hacim. O halde y yerine v yazıyoruz. X eksenimizse sıcaklık. Bunları yazınca denklemin yeni hali v eşittir mt artı b oluyor. Şimdi bu çizgilerin eğimleri niçin farklı merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü bu grafikte kullanılan farklı gaz örnekleri farklı mol sayılarında gaz içeriyor. Ayrıca bakın her çizgi farklı bir yerde bitiyor. Bunun nedeni de tüm bu gazların farklı sıcaklıklarda sıvıya dönüşüyor olması. Yani hepsinin kaynama noktası farklı. Mesela metanın kaynama noktası eksi 100 santigrat derece civarında. İstersek bu çizgiyi hayal olarak uzatabiliriz. Su buharı için kaynama noktası 100 santigrat derece. Bu düz çizgi o yüzden bu noktada kesiliyor. Ama istersek bu çizgiyi de böyle hayal olarak uzatabiliriz. Hidrojen için de aynısı geçerli. Tüm bu çizgileri hayal olarak uzatarak y eksenini kestikleri noktaları yani b değerlerini bulduğumuzda çok ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz hepsi de tam olarak aynı sıcaklıkta sıfır hacme ulaşıyor. Ve o sıcaklık eksi 273,15 santigrat derece. Yani sıfır kelvinle aynı şey. Yani Charles yasası sıfır kelvin sıcaklığının mutlak sıfır olduğunu ispatlayan yasalardan biri. Çünkü bir gazın hacmi negatif olamaz bu gazların bir hacim kaplaması lazım. Dolayısıyla herhangi bir gaz içine ulaşabileceğimiz en düşük teorik sıcaklık eksi 273,15 derece Celsius veya 0 Kelvin. Şimdi denklemimizi V eşittir MT şeklinde yazabiliriz. Artık B'ye ihtiyacımız yok. Çünkü çizgiler Y eksenini sıfırda kesiyor. Denklemi farklı bir şekilde ifade ettiğimizde V bölü T eşittir M sonucunu elde ediyoruz. Başka bir deyişle hacim böyle sıcaklık oranı bir sabite eşit. Yani mol sayısı ve sıcaklık sabit olduğu müddetçe hacim değişmiyor. Ki ideal gaz denkleminde uyguladığımız prensip de tam olarak buydu. O halde hadi bunu şu problemi çözmek için de kullanalım. Gazla dolu pistonu bir kabın 25 santigrat derecedeki hacmi 4,31 litredir sistem basıncı sabit tutularak gaz sıcaklığı 50 santigrat dereceye çıkartılırsa gazın yeni hacmi ne olur? Burada hacmin sıcaklıktaki bir değişime bağlı olarak değişmesi durumu söz konusu. Sistem kapalı o yüzden mol sayısı sabit. Basınç da değişmiyor. O halde bu Charles yasasını uygulamak için mükemmel bir fırsat. Başlayalım. V1 bölü T1 eşittir V2 bölü T2. Burada söylediğimiz şey şu. Hacim bölü sıcaklık oranının ilk değeri, hacim bölü sıcaklık oranının son değerine eşittir. Çünkü hacim bölü sıcaklık oranı sabit. İlk hacmimiz 4,31 litreymiş. İlk sıcaklığımız da 25 santigrat derece verilmiş. Ama ideal gaz yasasıyla işlem yaparken Kelvin kullanmamız lazım. Çünkü Kelvin kullandığımızda negatif sıcaklık değerleri ortadan kalkmış oluyor. O halde 25 santigrat dereceyi Kelvin'e çevirelim. Tek yapmamız gereken şey 25'i alıp 273 eklemek. Demek ki sıcaklığımız 298 Kelvin'miş. İlk sıcaklık yerine 298 Kelvin yazıyoruz. Aradığımız şey son hacim yani V2. Son sıcaklığımız da 50 santigrat derece olarak verilmiş. Bunu da Kelvin'e çevirmemiz gerekiyor. 50 artı 273 eşittir 323 son sıcaklık yerine bu değeri yazıyoruz. Evet son sıcaklığımız 323 Kelvin. Şimdi çözüme devam edebilmek için denklemin her iki tarafını 323 Kelvin ile çarpıyoruz. Böylece son hacmi yalnız bırakmış olacağız. Çarpı 323 Kelvin. Bu taraftaki değerler birbirini götürüyor. Sol tarafta ise Kelvin birimleri sadeleşiyor. Ne oldu? 323 çarpı bölü 298 eşittir. Bakın litre birimi aynen duruyor. Eşittir 4,67 litrelik bir son hacim. Yani Jacques Charles sayesinde sabit basınç altındaki kapalı bir sistemde basıncın sıcaklığa veya sıcaklığın basıncı göre değişimini hesaplayabiliyoruz.